reddediyorum onu, Amerika'yı. İsrail'i de reddediyorum. Allah kahru perişan etsin onların ikisini de. Hangi devlet Müslümanlarla uğraşıyorsa onları kahru perişan etsin. Oturun bir var ya, onun yerinde bir necire de dünya alem kurtarar. Sada biz değil. Türkiye'nin yani, sada Türkiye'nin değil, dünyanın başına oyun oynuyor. Trump'u da Allah kahretsin. Trump İslam düşmanıdır. Trump'u Allah kahretsin. Bir gün onu Allah kahredecek. Amerika batıp gidecek. Var olsun Türkiye Cumhuriyet. Eski atasözlerimiz var. İt yürür, kervan yürür. Trump yani kendini bir şey zannetmesin. Biraz kendini, aklını başına alsın. Koskoca devlet adamı, yani böyle işlere düşmesin. Kudüs Filistin'in her zaman başkentidir ve öyle de kalacak. Biz Türkler olarak da sonuna kadar, bir Erzurumlu bir dadaş olarak sonuna kadar da destek veriyorum. Diyeceklerim bu kadar. Trump akıllı ol diyorum yani. Trump'a mesajımızı gayet güzel verdi Birleşmiş Milletler. İçimizdekiler halen daha makarnayla kömürle alınmış oylar deseler de millet orada kararını verdi Birleşmiş Milletler'de. Ayağını denk alsın. Başka bir şey demiyor. Aklını başına alsın ya, salak adam dizmiyor. Vallahi onun hiç heyet bir, onun sonu kötü olacak. Heyet bir o. Bütün Müslüman aleminin şeyinden oynadı. Kaderinden oynadı. Onun kaderi kötü olacak. İyi olmayacak. Trump. Öyle bir babayı yedi ki inşallah bir daha o babayla daha düzeltmez. Bizim Erzurum tabiriyle. Allah belasını versin. Onun orada bir hakkı yok. Yani Trump Ürdün'e şey kalır. Ürdün yanına kalır. Başka bir şey olacağı yok. Yahudi yazmaz. Amerika küçük, İsrail küçük, İsrail büyük Amerika. Trump'a mesajımız bizleri başkalarıyla benzetmesin. Bir tarihi incelesin. Her zaman bizim üstünlüğümüz vardır Avrupa'ya da, zaten medeniyeti götüren biziz. Akıllı olsun. Amerika kendini oynatmış, kafayı yemiş her. Dünyada 128 tane devlet Kudüs'ü destekliyor. 8 tane işte Suudi Arabistan, Mısır, onlar da işte onun kuklası. Karar değil ki. İslamiyet'e karşı en büyük adillik, ayıplı. Hani çocuğun yanına bir tane elma bıraksan, biri küçük, biri büyük, o hemen büyüğüne sarılır. Madem ki bu Kudüs üç dinin, semavi dinin, bizim dinimizin, kendilerinin de yeri, burada yaptığı herhangi bir hareket kendi keyfi muameledir. Öyle bir muamele olmaz. Bir devlet adamına yakışmaz bu iş. Yani biraz yüzlü diye, şimdi burada senin bana gücün yetir diye sen beni yatırıp şey etmem mi lazım? Terbiyesin bir iş bu. Yani biraz gücüne güvenerek, onun gücü var, bizim de Allah'ımız var. İnşallah hepsini ayağımızın altına alacağız. Çok yazık edir. Bence kötü adam. İyi bir şey yapmamış yani. Yapmaz da ayağını deneyeceksin, Türk milletidir.